Spor'u renklerince bu hafta konuğumuz A-Milli Erkek Basketbol Takımı ve Galatasaray Odeya Bank'ın kaptanı Sinan Güler. Sinan Güler örnek yaşantısı ve hedeflerinin yanı sıra hobileri ve kişisel zevklerini anlatıyor. Programın ikinci bölümünde ise beslenme uzmanı Elvan Odabaşı'ndan light ürünlerle ilgili bilgi aldık. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de teşekkürler. Bugün benimle spor yapmaya sohbet hazır mısın? Hazırım abi. Hadi gel biraz ısınalım. Yürüyelim önce. Tabii. Hadi gel. Sahalarda hepsini görmeye alıştık. Basketbolun içinden geldi ama böyle çok kaliteli, sakin bir yapım var. Teşekkür ederim. Seni sahalarda hiç kimse kızdıramıyor mu? Niye kızıyorsun? Aslında belki babamdan kalma genetik bir şey. Çok da sinirlendiğim oluyor. Çocukluğumdan beri hep çok sinirlenirmişim ben ve işte ufak tefek haksızlıklara bile aşırı tepki göstermişim. Bu büyüdükçe ve profesyonel dünyanın içine girdikçe biraz daha tabii ki de törpülendi. Ama ufak tefek böyle sakatlayıcı sertlikler, belki hakemlerin genelde çok iyi diyalog kurmaya çalışsam da maç içerisinde bazen kendimi kaybedebiliyorum ve doğru veya yanlış tepkilerde bulunabiliyorum. Hakemlerin belki benim gözümde yanlış verdiği kararlar genelde sinirlendirebiliyor beni. Ama olabildiğince de ben bunu yaşım ilerledikçe daha çok konuşmaya başladım bilsem de kontrol etmeye çalışıyorum. Ama çok sadece centilmen ve şeysin ya. Yani öyle deli dolu bir adam değilsin. O da güzel duruyor. Yani sempatik duruyor. Yani benim için spor bir eğlence, hem oynayan için hem izleyen için. Orada en azından kavganın yeri olmadığını biliyorum ve ona göre davranmaya çalışıyorum. Sporun kendi rekabetini bütün kuralları içerisinde göstermeye ve en de sonunda yani kazanmak için olan mücadelenin içerisine o kavgayı ve fiziksel şiddeti sokmamaya çalışıyorum. Mücadele ediyorsun, o da çok güzel bir şey. Peki yoruluyor musun? Yani basketbolu çok büyük keyifle, zevkle yapıyorsun ama sabah akşam antrenman, maç, Avrupa kupaları birazcık uzun bir zamanını alıyor ama yani, bedeninden de çok şey kaybediyorsun. Fiziksel olarak yoruyor evet ama orada da işte bence olaya mental hazırlığın önemi çıkıyor. Olayın içerisinde sonuç olarak biz sahanın içerisinde çok vakit geçiriyoruz ama aynı zamanda sahanın dışında hem takım arkadaşlarımızla hem ailemizle, sevdiklerimizle ve arkadaşlarımızla geçirdiğimiz vakitte o sahadaki yorgunluğu alacak seviyede olması için çaba gösteriyoruz olabildiğince. Hadi gel şimdi biraz daha spor yapalım. Sonra yine sohbet ederiz. Tabii ki de. Hadi gel. We'll be right back.
Eline sağlık abi. Peki seni yakalamışken, yani sporu yapıyoruz ama beslenmene dikkat ediyor musun? Eskisinden sağlıklı daha çok. Sağlıklı beslenebiliyor musun? Eskisinden daha çok dikkat ettiğim kesin. Sporcu olunca bir de yani fizyolojik yapımı biraz böyle araştırınca metabolizmam hızlı. O yüzden aslında ne yesem yiyeyim çok da ekstra bir etkisi olmuyor ama aynı zamanda sahada istediğim performansı göstermek için olabildiğince hem yediklerime hem de işte uyku düzenine ve benzeri şeylere dikkat etmeye çalışıyorum. Yaşantıda tamamıyla dikkat ediyorsun. 2-3 senedir dikkat etmeye çalışıyorum özellikle. Bundaki benim böyle okuduğum kitaplar ve baktığım şeylerle beraber gördüğüm şey ne kadar kendim evde yemek yapıyorsam o kadar bana fiziksel yararı oluyor. O yüzden evdeyken olabildiğince ya benim yaptığım ya da nişanlım yaptığı yemeklerle beslenmeye güzel çalışıyorum. Güzel bir yere girdin de ne yapıyorsun? Yani, ne yemek yapıyorsun mesela? Ya genelde basit şeyler oluyor ama yani işte et ağırlıklı et, yemeklerde. Tavuk ağırlıklı, protein ağırlıklı. Protein ağırlıklı yemeklerde. Bir de yemek yapma merakına başladıkça işte yeni şeyler de katmaya çalışıp tarifler üzerinden. Sinan, sporumuzu yaptık. Ayakta sohbetimizi yaptık. Şimdi gel bir köşeye oturalım. Ben senin bir hayatınla ilgili güzel sorular hazırladım. Küçük tabii, bir sohbet edelim. Tabii ki de abi. Hadi gel. Sinan, basketbol kariyerin çok üstte. Yani gerçekten müthiş. Peki bu kariyerini bitirmeden önce daha çok seneler var ama hayalindeki olayı gerçekleştirebildin mi? Yani bu NBA olabilir, Euroleague'de final olabilir. Yani Euroleague'de Final Four oynamayı istiyorum açıkçası. Milli takımlar seviyesinde de güzel başarılar kazandık Türk milli takımı olarak ama umuyorum ki özellikle bu sene Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın İstanbul'da oluşuyla beraber onda da güzel bir başarı yakalamak ve milli takımda da üst seviyede bir yerlerde kendimi yeniden göstermek istiyorum. Sportif anlamda kariyer basamaklarını şansımla beraber güzel şekilde çıktım ve hem milli takımlarda hem kulüp takımlarında güzel başarılar ulaştım ama herhalde şu an en ulaşmak istediğim nokta Euroleague Final Four olur. Basketbola başladığın yılları da hatırlıyorum ben. Hı hı. Basketbolcu olmasaydın şu mesleği yapacağım dediğin meslek oldu mu hiç? Kafanda düşündün mü? Tamam, süper basketbol diyorsun, onu biliyoruz. Yani o kadar basketbolun içerisinde büyüyebilecek fırsatları buldum ki ailemin durumu, babamın oynayışı, abimin peşinden basketbola başlamam gibi durumlarda çok fazla düşünmedim. Son zamanlarda bununla alakalı da çok da soruyla karşılaşıyorum. Kesinlikle ama eğer olmasaydı teknolojiyle bağlantılı bir şeyler yapardım gibi geliyor bana. Çünkü çok meraklıyım teknolojiye bu. Yani video oyunlarından olsun bilgisayarlar ve fotoğraf makineleri vesaire her şeyiyle takip etmeye çalışıyorum. O yüzden teknoloji bağlamında bir noktada bir şeyler yapmak isterdim gibi geliyor. Teknolojik çocuklarla ilgili oyunlar falan da olabilir belki ama basketbol sevdirecek. Yani şimdi onlarla alakalı yeni yeni şeyler yapmaya çalışıyorum. Sporu zaten sevdirmek ve doğru öğelerini ortaya çıkaracak işleri hem bugün hem de emekliliğim zamanında yapmayı düşünüyorum. Bunu da bir şekilde teknolojiyle bağdaştırmak da istiyorum. Bakalım, o zaten daha ilerleyen senelerde ortaya çıkacak. Çocuklarla ilgili de soracaktım, teknolojik oyunlarla ilgili soracaktım. Hepsinin cevabını sen paket program yaptın bana. Üzerinden kısaca geçtim. Peki yani, bir şey söyleyeceğim. Şeylere karşı mısın basket okuluna? Ya senin gibi bir adamın ben inanıyorum şu an Türkiye'dekinin en iyi yapacağına. Yani inancın mı yok? Günümüzde olan spor okullarının ben verimsiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla var ve çok bir denetleme sistemi henüz oturmuş durumda değil. Biliyorum şu anki federasyonun bu konuyla alakalı hamleleri olacak konuyla ilgili ama yani ben kendim doğru şartları ailece koyabileceğimiz bir ortamı bulmadan çok girmek istemiyorum. Yaz kamplarıyla bütün kontrolün bizim elimizde olduğu haliyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve orada çok güzel hikayelerle karşılaşıyoruz. Hem işte doğudan getirdiğimiz sporcularla hem İstanbul'da veya İzmir'den veya Ankara'dan parasını verip gelen sporcularla o hikayeyi bir şekilde genişletmek istiyorum ama açıkçası adımlarımı da emin atmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten bir böyle kötüleşmiş bir ortam ve kötüye kullanılmış bir ortam var. Bunu da yani ben kendim
çocuklarını emanet eden velilere sunmak istemiyorum aynı ortamları açıkçası. Tamam, sen işin bilincindesin zaten. Bıraktığın zaman en iyisini yapacağına ben inanıyorum. O karar da senin zaten. Teşekkür. Peki bir şey söyleyeceğim. Bak, bu çok özel bir soru. Bunu çok iyi bir tüye aldım. Ben de öyleyim esasında. Sokak hayvanlarına acayip şekilde sahip çıkıyormuşsun. Benim arabamda bile kedi köpek maması var. Yani inan. Yani dururum bazen. Besler, yola devam ederim. Sitede de var. Senin de evde annenin evine atıyormuşsun galiba. 13-14 yani, tane varmış. Annemde şu an 15 tane kedi var. 2 tane köpek var. Ve yani açıkçası annemin ilkokul yaşlarından beri evimizde her zaman en az bir tane hayvan bulunmuş. Çok güzel bizim de bir şey. Köpekle beraber büyümüş olmamız ve gerçekten iç içe yaşıyorduk her zaman. Hayvanlara karşı böyle bir yani sevgiden farklı bir enerji ortamı yaratıyor. Sokakta süper. Bile işte senin yaptığın gibi biz de mama verirken veya ilgilenirken hani kedilerin, köpeklerin bize yaklaşımı bile farklı oluyor. Onu hissedebilmek bile sevgi güzel bir his. Ve yani açık söyleyeyim yani imkanlar dahilinde hayvansız bir hayat ben şu anda düşünmüyorum. Peki Sinan Güler tatilde nereye gider? Sinan Güler tatilde bol yürüyebileceği, tarihi... Geri mi spor? Yani sportif anlamda değil ama yani ben gezmeyi seviyorum. Fotoğraf yani. Çekmeyi sever misin? Fotoğraf çekmeyi de seviyorum. Çok fazla böyle yayılıp güneşlenmeyi zaten derim de şeffaf olduğu için çok göstermiyorum. Kaçıyorsun. Yani kaçıyorum. Yani tabii ki de denize girmek, biraz böyle dinlenmek, ihtiyacı karşılamak açısından önemli ama olabildiğince... Yeni yerler görmeyi ve keşfetmeyi nereler daha çok seviyorum. Nereler mesela en çok mutlu eden seni? Türkiye'nin dışında, Türkiye'm cennetim tamam ama... Türkiye'de dışında... gezebilecek vakti bulduğum an çok daha detaylı gezeceğim kesin. Onu söyleyebilirim ve yani orada hedefim açıkçası böyle arabaya atlayıp gezmek. Yani her şeyini keşfedebilmek doğru ve doğru görebilmek adına. Yurt dışında sevdiğim iki şehir şu an, üç şehir sayabilirim şu anda. Roma, Barcelona ve Amsterdam. Sinan Güler ne dinler? Müzik tarzı olarak. Çok karışık. Çok güzel. Her şeyden var mı? Her şeyden var yani. Metallica'da var, Rolling Stones'da var. Böyle en sevdiğim şeyler onlar. Eminem en sevdiklerim arasında. Ama olabildiğince yeni müziği de bir şekilde takip etmeye çalışıyorum. Türkçe müziğin içerisinde gene böyle biraz daha rock'a kayan işte Mango olur. Ferman ki zaten en sevdiğim müziklerden biri. R&B tarafına çok daha fazla uzaklaştım. Basketbolcular daha çok öyle dinliyor. Doğru genelde ona kayıyorlar. Ben daha gençken daha çok dinliyordum ama şu anda daha çok işte klasik rock'a doğru işte Rolling Stones ve tarzına doğru kaymış durumdayım. Türk müziğin içerisinde de genelde işte Grip'in, Manga tarzı müzikler içerisinde devam ediyorum dinlemeye. Süper müzikler zaten. Peki artık programı kapatacağım ama son bir soru sormak istiyorum ama onu da Galatasaray'la basketbolla bitirelim. Tabii. Şimdi playofflar başlayacak. Hedef ne? Yani tabii ki şampiyonluk ama sen ne görüyorsun? Yani şimdi hedef en üst seviyede bitirmek her türlü şekilde. Önce ligi en üst seviyede tamamlamak. Şartlar ne getirirse. Ardından da şampiyonluk kupasını almak. Zor bir süreç ama Avrupa bittikten sonra takım olarak hem biraz mental olarak dinlenme ve kendimizi yenileme fırsatı yakaladığımıza inanıyorum. Hem de bu süreçte daha da iyi basketbol oynamaya başladığımızı düşünüyorum. Bunu da en iyi şekilde normal sezonu tamamladıktan sonra playofflarda devam ettirmek istiyoruz. Umuyorum ki bu süreçte de taraftarımız da bizim yanımızda olur ve sezonu nispeten kötü geçen sezonu, daha iyi geçebilirdi, bunun farkındayız. En iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Sormak istemiyorum ama neden kötü geçti? Halbuki çok iyi takımsınız, sakatlıklar falan mı oldu? Yani bence takımın sezon başında oturmayan dişlileri sezonun genel gidişatını engelledi. Evet, çark dişlemez oyuncular, bir tanesi aksası. Giden oyuncular oldu, yerine gelen oyuncular geç geldi. Sezon... Euroleague'in bu sene ilk defa denediği takvimle bizim için çok zorlu başladı. Orada da toparlama sürecimiz biraz gecikince istediğimiz gibi gitmedi. Ama yani aynı zamanda bu bizim tecrübelediğimiz kadarıyla sporun içerisinde olan bir şey. Bunu bunun için rüzgarı çevirmek ve sezonu en iyi şekilde bitirmek bizim elimizde. Neyse çok geç kalınmamış. Daha playofflar var. Aynen. İnşallah hayallerini de gerçekleştirirsin. Teşekkür ayağına ederim. Ayağına sağlık, ağzına çok sağlık. Misafir ettiğin için ben teşekkür ederim. Türk basketbolu adına seni çok seviyoruz diyeyim. Çok teşekkürler.
diyet ürünler insan vücuduna yararlı mı, zararlı mı? Ne yapar, bizi yıpratır mı? İşte bütün bu soruların cevabını bugünkü konuğum, uzman diyetisyen Elvan Odabaşı'ndan alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce ben hemen sorayım. Light'la diyet aynı şey mi, evet, ürünler? Aslında diyet ürünler de diyebiliriz, light ürünler de diyebiliriz. İkisi de kavram olarak kullanılan kelime. Karıştırmayalım. Yani. Karıştırmaya hiç gerek yok. Aynı şekilde kullanabiliyoruz. Peki nedir diyet ürünler? Şimdi aslında ilk aşamada diyet ürün deyince şu anda toplumda ne yazık ki bu ürünlere karşı birazcık tepki var. Korkuyoruz. Neden? İşte içerisindeki katkı maddeleri sağlığımıza zarar verebilir, evet, mi, tüketmesem diye bir endişeyle yaklaşıyoruz. Oysa ki tamamen muadil üründe iyileştirme yapılarak kalorisinin düşürüldüğü ürünlere biz diyet ürünler diyoruz. Misal bir paket bisküvim var, normal bir bisküvi. Evet. İçerisinde şekerle hazırlanmış, işte tuzuyla, yağıyla, unuyla hazırlanmış bir bisküvim var. Hı. Diğer tarafta da tam buğday unuyla hazırlanmış, içerisinde şekeri azaltılmış ya da tatlandırıcı kullanılmış, içerisindeki yağı azaltılmış, hı hı, hatta bitkisel yağlarla zenginleştirilmiş lifli bir bisküvimiz var. İşte oradaki o ürüne biz diyet ürün diyoruz. Ha, güzel. Aslında sağlıklı ürün diyebiliriz başlık olarak. Çünkü kalori değerinin azaltılmış olması, diğer taraftan da hem karbonhidratta hem de yağda hem tuzda, hı, lifte iyileştirme yapmak sizin bedeniniz için sağlıklı bir ürün geliştirmek anlamına geliyor. Çok önemli bir pazar. Daha da gelişmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de artık her 3 kişiden 1 kişi obezite problemi yaşıyor. Hı. Ve enerjisi azaltılmış, iyileştirilmiş ürünlere ihtiyacımız var. Peki buradan çıkan ana fikir şey mi? Ben mesela bazı diyetisyenlerle de görüşüyorum. Evet. Ya mümkünse light ürünler kullanmayın diyorlar. Evet. Yani şimdi doğru mudur bu? Aslında dil birliğine vardığımızda light ürünler kullanmayın değil de daha çok aslında biz bu ürünleri hangi ürünlerin yerine kullanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bir de miktara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü karşımıza gelen bireylerde şöyle bir yanılgı oluşabiliyor. Diyor ki ben diyet ürünü istediğim kadar tüketebilirim ve böylelikle bir kutu beyaz peynir yerim diye. Böylelikle kilo, istediğim kiloya da ulaşabilirim. İşte bu yanılgıdan kurtulmaları için biz diyoruz ki diyet ürün tüketirken de normal ürün tüketirken de porsiyon miktarına dikkat diyoruz. Yine kibrit kutusu kadar bir beyaz peynir, o klasik herhalde değil mi? Kibrit kutusunu artık kullanmamaya başladık biz zaten. Daha büyük. Daha büyük, evet. O güzel. Şimdi normal peynire göre siz diyet peynir tükettiğinizde normal peynirden 30 gram tüketebilecekken diyet peynir alternatifinde 40 grama kadar ulaşabiliyorsunuz. Ama mesela peynirde önemli bir nokta var. Light peynirin içerisinde %10-15 gram civarında hayvansal yağ varken normal peynirlerin içerisinde %40-45 civarında hayvansal yağ var. Ve bu ne yapıyor? Kolesterol açısından risk oluşturuyor. Kalp damar sağlığı açısından yıpratıcı bir risk oluşturuyor. Bu sebeple diyet alternatifini tüketmek ideal kilonuzda olsanız dahi sizin için doğru bir tercih olmuş Peki, oluyor. Peki süt ürünleri de aynı mı? Süt yani bir sporcu için de gerekli mi? Evet, gerekli. Şöyle ki süt ürünü, bir bardak süt örneğin, şöyle bir bardak süt. Normal sütümüzde ortalama aldığımız kaloriden light süte geçtiğimizde 45 kalori eksi kalori alıyoruz. Aa, çok güzelmiş. Ya, çok farklı. İçerisinden sadece yağını çekiyorum aslında. İçinde proteinim yine var. İçerisinde yine karbonhidratım var. Yani sütten gelen karbonhidrat grubum var. Diğer taraftan kalsiyumdan daha da zenginleştirmiş, hı-hı, oluyorsunuz. Onun için 45 kalori tasarruf yapmakta da fayda var. Siz de biliyorsunuz 45 kaloriyi harcamak öyle çok kolay önemli, bir şey değil. Evet. Canımız çıkıyor 45 kalori için. Peki bir şey söyleyeceğim. Laktozsuz süt mü? Laktozsuz süt, diyet süt değil ama fonksiyonel alternatif bir ürün oluyor. Türkiye'de laktoz intoleransı çok yaygın görünüyor. Kişiler süt tükettikten sonra bağırsaklarında gaz şikayetleriyle ilgili problem yaşayabiliyorlar. Hı-hı. Ama diyet ürün diyemiyoruz ona. Yağı bir miktar yine normal ürüne göre daha az ama içerisinden laktoz alındığı için sindirimi, hazmı daha kolay diyebiliriz. Peki burada bazı diyet ürünler var. Bunlarla ilgili bir bilgi var mı? Şimdi şöyle, aslında karşımıza çıkan alternatiflere baktığımızda en başta kurabiye ve bisküvi alternatifleri çıkıyor. Doğru. İçerisinde kullanılan ürünleri düşünmemiz gerekiyor birazcık. Baktık, paketi aldık. İçerisinde ne kullanılmış? Tam buğday unu, belki kara buğday unu, belki farklı çavdar unu kullanılabilir. Evet. İçerisinde yulaf kullanılabilir. Mesela buradaki hazırlanan bisküvinin içerisinde yulaf var. İçerisinde badem var. İçerisine eklediğim şekeri esmer tercih edebilirim. Tatlandırıcı tercih edebilirim. Orada da güvenli tatlandırıcıların altını çizmek, hı, lazım. Sukraloz kullanabiliriz, stevia kullanabiliriz. Aspartamı zaten evde hazırladığımız ürünlerde kullanabiliriz. Tatlandırıcı da kullanabiliriz. Kullanabiliriz. Önemli olan sonuçta miktarına dikkat ediyor olmak. Hı. Esmer şeker kullanıyor olmak normal şekere göre şekersiz bir şey yapıyoruz anlamına gelmiyor. İçerisine lütfen bu tarz bisküvileri hazırlarken, kurabiyeleri hazırlarken pekmezli, baldı katmayın.
Çünkü onların hem kalori şeker, değeri tuzağı olduğu için hem de diğer taraftan da 70 derecenin üzerinde anladım hazırlarken sağlık açısından risk oluşturuyor, pişme derecesinde sıkıntı yaratıyor. Burada alternatif ürünümüz var. Bunlar da bar alternatifleri. Artık karşımıza sıkça çıkıyor marketlerde. Doğru, doğru. Her yerde hatta var. Kahve şoplarında da. İşte bunlar genelde müsli bar şeklinde, protein bar şeklinde karşımıza çıkıyor. Yine kalori değerleri düşük. Ortalama bir paketten baktığınızda 140-150 kalori civarında kalori alıyorsunuz. Ve içerisinde de 5 gram civarında yağ geliyor. Güzel tarafı şu, yağ kaynaklarını genelde kuru yemişlerden, İşte kakaodan, yani bitkisel yağ kaynaklarından anladım almış oluyoruz. Böylelikle hem kalp damar sağlığınıza dost olmuş sağlıklı oluyor, besleniyoruz, hem de kilo yönetiminize yardımcı olmuş az oluyor. Az kalori alıyoruz. Mesela bile, değil iki mi parçayı saat 5 gibi canınız çok tatlı istiyor, ara öğün olarak alternatif, yanında da bir bardak sütle tercih edebilirsiniz. Böylelikle ana öğünde iştah yönetiminizi daha elinizde tutabilirsiniz böylelikle. Şimdi özellikle spor yapan bireyler en çok şunu merak ediyorlar. Spor öncesinde hangi ürünleri tüketeyim, spor sonrasında hangi aynen ürünleri doğru tüketeyim? Şimdi diyet ürünü tabii ki tüketebilirler. Farklı ürünler de tüketebilirler ama masamızda baktığımızda mesela şöyle bir yulaflı kurabiyeyi spora girmeden önce 40-45 dakika öncesinde yanında bir bardak sütle beraber tüketebilir. Böylelikle bir karbonhidrat kaynağından faydalanmış olur. Güzel. Ve iyi bir performans çıkartır spor yaparken. Sonrasında ise ne yapacağız? Kasları onarmamız gerekiyor. Biraz spordan sonra. Evet, evet, spordan sonra. Birazcık da enerji de kaybettik. O zaman protein bar çok güzel bir alternatif. Hı-hı. Şimdi çok da güzel alternatifleri var zaten protein barların. Bir paket protein bar tüketerek, akabinde tükettiği öğününü de proteinli bir öğün tüketerek yine hem enerji ihtiyacını karşılamış olur hem de kasların onarımına da destekle bulunmuş olur. Böylelikle. Sizin söylediğiniz yoldan giderse evde kendi de hazırlayabilir. Kendisi çok de rahat hazırlayabilir. Evet, dışarıdan hazır alacağını. Tabii alternatif olarak hazırlayabilir kendisine. Peki çok teşekkür ediyorum ama niye teşekkür ediyorum biliyor musunuz? Şimdi önümüz yaz mevsimi. Evet. Herkese bu bilgiler çok yardımcı olacak. Özellikle bana da yardımcı olacak. Teşekkür tekrar ederim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.